Arkadaşlar biliyorsunuz ki zengin ve ilkercik nasıl? Her şey bitti. Evet arkadaşlar şimdi zengin polis oldu yazacağım. İlkercik bu ilgilecek. Roketi. Ben diyorum ki fakiri çağırdı, sen bana roket veriyorsun. Eğer ki roket atarsak bina tamamen... Evet korumalar hazır olun. Şimdi buraya saldıracağız ama nasıl saldıracağız? Fakiri çağırdı ya. Patron, al bu roketi. Roketle saldıralım patron. Hayır koruma, ne saçmalıyorsun sen? Ne roketi? Ben diyorum ki fakiri çağırdı, sen bana roket veriyorsun. Eğer ki roket atarsak bina tamamen yok olur. Fakir de içeride ölür gider valla. Roket atamayız. Ne yapacağız ya, ne yapacağız? Düşün zengin, düşün. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor ki. Patron ne yapacağız bilmiyorum ama bu roketi al. Bak lazım olur. İyi peki, ver bakayım. Tamam koruma, bende dursun da. Lazım olursa kullanırım. Neyse, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Aklıma benim bir plan geldi. Polislerin arasına sızacağım ve onlardan biriymiş gibi olacağım. Yarın sabah olunca gideceğim ve polislik başvurusunda bulunacağım. Aynen böyle. Polis olacağım ve kardeşimi içeriden kurtaracağım. Hiç onların beklemediği bir anda karşılarına çıkacağım. Anladınız mı beni? Korumalar, siz de hep bana yardımcı olacaksınız. Ben polislik yaparken size ne diyorsam onu yapacaksınız, tamam mı? Çünkü ben polislik yaparken polis elbiseleri giyeceğim üstüme. Polislerin beni tanımaması gerekiyor. Ama siz beni bileceksiniz. Eğer ki sizden bir şey istersem direkt gidip getireceksiniz bana. Lazım olan şeyleri yapacaksınız. Anladınız mı beni? Tamam patron, merak etme, o iş bizde. Sen gerekeni yap, biz de sana destek olacağız. Hiç merak etme, gözün arkada kalmasın. Aferin, aferin. İşte böyle. Yarın sabah gideceğim ve polislik başvurusunda bulunacağım. Ve yarın sabah polis ol... Arkadaşlar videoyu şimdilik durduruyorum. Arkadaşlar bu arada böyle videolarım ilkercik hani ne zaman yani bugün bir tane video attı bir tane daha atacak. Hani İlkercik diye bir kanal var. Siz çok merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Ben buldum. Sizinle Hocam, paylaşabilirim. haydi bakalım. Artık iş başa düştü. Neyse, yarın sabaha bekleyelim artık. Gelin şöyle, polislerin bizi görmeyeceği bir yere gidelim. Haydi gelin. Geliyoruz patron. Burası da benim eski evim. Evimi çok özledim. Ama bu şehirde çok kötü anılarımız da oldu. Neyse. Şurada bekleyelim. Fakirin eski evinin orada bekleyebiliriz. İşte böyle. Tamamdır. Burada sabah olmasını bekleyelim. Sabah olunca da polislik başvurusunda bulunmaya gideceğim. Patron, patron uyan. He? Ne oluyor? Ne oldu koruma? Ne oldu, bir şey mi oldu? Patron, sabah oldu. Sen demiştin ya, yarın sabaha bekleyelim, sonra polislik başvurusunda bulunacağım demiştin ya. Sabah oldu işte. Tamam, doğru söylüyorsun. Güneş doğalı bayağı olmuş. Neyse, korumalar siz şimdi burada bekleyin. Polisler sizi görmesin, tamam mı? Ben gideceğim ve polislik başvurusunda bulunacağım. Eğer ki kabul ederlerse bugün ben polis olacağım. Ve fakiri içeriden çıkartmak için elimden geleni yapacağım. Neyse siz burada durun. Ben size haber vereceğim. Hiç merak etmeyin. Tamam patron. Bizi telefonla arayarak bilgilendirebilirsin. Tamam mı? Aynen. Sende telefon vardı değil mi? Var patron var cebimde. Beni telefonla arayarak bize bilgiler verebilirsin. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin bize. Tamamdır. Neyse, siz burada bekleyin şimdilik. Umarım bugün polis olabilirim. Haydi görüşürüz. Polislere sakın gözükmeyin siz. Evet. Fakir kardeşim, seni kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Acaba Arda ve Rüzgar evde ne yapıyor? Evinde kapısı kırıktı. Umarım bir çare bulmuşlardır. Yoksa dışarıdan ya zararlı yaratıklar girebilir. Neyse. Evet, şimdi gideceğim emniyet müdürünün yanına ve polislik başvurusunda bulunacağım. Bakalım kabul edecek mi? Belki kabul etmeyip beni içeri de alabilir. Ama ona elmas taşını verirsem büyük ihtimal kabul eder. İşte burası. Müdür bey, gelebilir miyim? Zengin! Zengin, senin burada ne işin var? Gel çabuk! Müdür bey, sakin olun.
Müdür bey bakın. Biliyorum bana ne kadar kızgın olduğunuzu biliyorum. Ama size her şeyi anlatacağım merak etmeyin. Şu kapıyı kapatayım önce. Zengin, sen hangi yüzle buraya geldin söyle bana. Müdür bey bakın. Biliyorum bana çok kızgınsınız. Fakiri hapisten kaçırdım ve her yerde beni arıyordunuz. Fakiri ve beni hapse atmak istiyorsunuz. Ama size bir teklifim var. Ne teklifiymiş bu zengin? Söyle bakayım. Müdür bey bakın. Bu elimdeki elmas taşı. Görüyorsunuz değil mi? Bu elmas taşı uzun zamandır bende. İstediğim kadar elmas üretebiliyorum bununla. Müdür bey, bu elmas taşını size vermek istiyorum. Eğer ki kabul ederseniz bu elmas taşı sizin olsun. Zengin sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun ha? Söyle bana. Sen nasıl bir polise rüşvet teklif edersin? Hayır müdür bey. Rüşvet olarak algılamayın bunu. Bakın bu bir rüşvet değil müdür bey. Sadece size hediye. Evet bunu size hediye etmek istiyorum. Buyurun bu sizin olsun artık. İşte böyle. Tamam zengin benden ne istiyorsun onu söyle. Sizden sadece tek isteğim var. Polis olmak. Evet polis olmak istiyorum. Lütfen beni işe alın. Polis olmak istiyorum müdür bey, yalvarırım. Zengin seni işe alamam, kusura bakma. Sen zamanında çok kötü şeyler de yaptın. O yüzden seni işe alamam. Ama müdür bey, yalvarırım, işe alın beni. Hayır zengin, kusura bakma. Seni işe almam, asla işe almam seni. Tamam müdür bey, öyle olsun. Hem zaten bugün başka bir polisi işe aldım ben. O gelecek bugün. Eğer ki o olmasaydı seni belki... Arkadaşlar... Görebiliyor musunuz? İşe alabilirdim. Ama yeni bir polis geleceği için seni işe alamam. Peki polis bey. Öyle olsun. O zaman elmas taşını geri alayım ben. Tamam zengin. Şimdi defol buradan. Çabuk. Normalde fakiri hapisten kaçırdığın için seni hapishaneye atacaktım. Ama fakir her şeyi anlattı. Her şey benim suçum dedi. Zenginin hiçbir suçu yok dedi. O yüzden seni hapishaneye atmayacağım. Şimdi defol git buradan. Sakın bir daha fakir hapishaneden kaçırmaya çalışma. Tamam polis bey tamam. Demek ki beni işe almıyorsun ha? Öyle olsun. Evet aklıma bir plan daha geldi. Bugün yeni bir polisi işe alacaklarmış. Demek ki öyle. Yeni bir polisi işe alacaklarsa ben o polisin işini bitirebilirim. Onun yerine ben işe girebilirim. Aynen öyle. Şimdi o polisi şurada bekleyeyim. Buralardan bir yerlerden gelmesi lazım. Aynen. Tam şurada bekleyeceğim. O geldiğinde onun işini bitireceğim. Bugün polis olacağım. Çok mutluyum. Bugün işteki ilk günüm olacak. Oley be. Uzun zamandır polis olmak istiyordum. Neyse hemen şuraya gideyim. Hey bayım buraya bakın. Buyurun bana mı seslendiniz? Etrafta başka kimse mi var? Sana seslendim tabii. Ne istiyorsun kardeşim? Bak işteki ilk günüm, beni şimdi uğraştırma, başımı belaya sokma benim. Sen ne... Bugün işteki ilk günüm olacak, oley be! Uzun zamandır polis olmak istiyordum. Neyse, hemen şuraya gideyim. Hey bayım buraya bakın. Buyurun bana mı seslendiniz? Etrafta başka kimse mi var? Sana seslendim tabii. Ne istiyorsun kardeşim? Bak işteki ilk günüm, beni şimdi uğraştırma, başımı belaya sokma benim. Senden bir şey istediğim yok. Sadece seninle konuşmak istiyorum. Gel benimle takip et beni. Neden takip ediyorum ya ben seni? Burak işteki ilk günüme geç kalacağım. Sana beni takip et dedim. Önemli bir şey söyleyeceğim. Gel benimle. Tamam geliyorum hadi gidelim. Nereye gidiyorsak gidelim ama hızlı ol. Tamam tamam. Gel benimle takip et çabuk. Gel buraya. Şimdi senin işini bitireceğim. Gel bakalım. İşte geleceğimiz yer burası. İyi de burada ne yapacağız ki? Şimdi ben sana hemen göstereyim ne yapacağımızı. Şöyle bir şey yapacağız. İşte böyle. Tamamdır. İşte bu kadar. Polisi bayılttım. Etrafta kimse yok değil mi? Tamam kimseler görmedi. Evet şimdi hazır şu baygın yatıyor. Ben hemen şunun giysilerini alayım. Silahını da alayım. Evet ver bakalım şu giysilere. İşte bu kadar. Giysileri de aldım. Dur korumalara haber vereyim. Korumalar. Korumalar beni duyuyor musunuz? Evet patron seni duyuyoruz ne oldu? Korumalar bakın benim eski ev var ya elmas ev. O evin arka tarafındaki sokakta bir polisi bayılttım yerde yatıyor. Gelin bu polisi buradan alın ve götürün tamam mı? Ve sakın dışarıya salmayın. Bir yerde bağlayın bunu orada dursun.
Anladınız mı beni? Tamam patron, sen hiç merak etme. Buraya bir de yere eşyalar atıyorum. Bu eşyaları da alın yerden. Benim elmas giysilerim ve elmas kılıcım. Bunları da buradan alın, kimseler almasın. Daha sonradan sizden alırım. Tamam patron, tamam. Merak etme. Hadi sonra görüşürüz. Evet, şunları şöyle şuraya atayım. Tamamdır. Polisin de işini bitirdim. Polisin giysilerini giydim. Elmas taşı yanımda kalsın. Telefon da yanımda kalsın, lazım olur. Evet, işte bu kadar. Artık bir polis gibiyim. Çabuk çabuk çabuk. Hemen şu karakola gideyim. Umarım beni tanımazlar. Artık bir polis gibiyim. Artık ben de bir polisim. Tamam, hemen müdür beyin odasına gideyim. Çabuk. Müdür bey, merhaba. Ben geldim. Sen? Seni bir yerden tanıyorum ben. Müdür bey, ben işte yeni işe başlayacaktım ya. Hani yeni polis. Ben yeni polisim işte. Nereden tanıyacaksınız ki beni? Hayır hayır, yüzün çok tanıdık geliyor. Nereden tanıyorum ya ben seni? Ya müdür bey, nereden tanıyacaksınız? Polisim işte ya. Bir yerden tanımıyorsunuzdur. Tamam tamam, neyse, herhalde birine benzettim. Evet, seni işe aldım. Hemen görevinin başına git ve nöbet tutmaya başla, tamam mı? Bak, hapishanede fakir diye birisi kalıyor. Gözünü dört aç. O her an her şeyi yapabilir. Öyle çakal birisi ki geçen gün hapishaneden kaçtı. Merak etmeyin müdür bey. Hiçbir şey yapamaz. Ben öyle bir nöbet tutarım ki hapishaneden asla kaçamaz. Aferin. Hadi şimdi görevinin başına git. Emredersiniz müdür bey. İşte bu kadar. Tanımadı beni. Tanımadı. Evet. Artık içerideyim. Polislerin yanındayım. Beni polis sanıyorlar. Fakiri kurtaracağım. Fakir, merak etme kardeşim. Kurtaracağım seni buradan. Artık ben de bir polisim. Evet. Gün intikam günü. Hepsinden intikamımızı alacağız kardeşim. Seni o hapishaneden çıkartacağım. Zamanı gelince öyle bir şey yapacağım ki fakiri hem bu hapishaneden çıkartacağım hem de bize hiçbir şey diyemeyecekler. Siz ikinci parti istiyorsanız, yani ikinci video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Benim dersim başlar şimdi. Görüşürüz. Bye bye.